Aynen. Bir soru geçeceğiz tam yakalayamadım ama Nedir? birisi Kur'an'daki gramer hatası iddialarına falan sordu. Ben onun cevabını vereyim. Kur'an'da Tam zaten uzmanlık alanı tarihçi Kur'an'da gramer hataları alakalı benim zaten videom var, videoyu geçin, makalem bile var. Yani sitede yazmıştım. Ya şunu belirteyim her şeyden önce. Bir dilde gramer hatası olup olmadığını en iyi ilk dönemki insanlar anlar arkadaşlar. İlk dönemki insanlar. Ya ilk dönem müşrikleri bakıyor. Adam peygambereleşecek yer diyor. Hata vardır demiyor. Gramer hatası vardır demiyor. O kadar vahiy katibi var. Bu adamlar yazarken gramer hatası vardır demiyor. Aradan bir süre geçiyor ondan sonra birileri çıkıp efendim bu kitapta gramer hatası vardır diyorsa bu ciddi alınmaz arkadaşlar. Ciddi alınabilir bir şey değildir. Bununla birlikte şu Enspring İslam gibi bir takım siteler var. Hiç gördün mü? Bilmiyorum da şu yabancı sitelerden bir tanesi. İşte, Tutmuş Kur'an'da 23 tane gramer hatası vardır falan diye bir makale yazmış. Onun cevaplarına da yine gramer kuralları üzerinden cevap veriyoruz. Yani nasıl cevap veriyoruz bu durumda? Mesela Kur'an bir usul kullanıyor. Mesela ne bileyim devrik cümle kullanma gibi. Yani yüklen nesnenin, nesnenin yerini falan değiştiriyor. Buna benzer kullanımları sadece Kur'an'da değil. Kur'an'ın inmiş olduğu dönemdeki metinlerde de görüyoruz. O metinlerde de bunların var olması Kur'an'ın gramer hatası yapmamış olduğunu ispatlıyor. Bu zaten bu kadar basit bir şey ki. Ama şöyle bir şey de var dediğim gibi. Normalde bu kadar gramer detayına girmeye de gerek yok. Hani hiç gramer bilmeyen birisi olsa mesela ben İbranice bilmiyorum. Bugün birisi çıksa bana dese ki efendim ben Tevrat'ta 100 tane gramer hatası buldum dese ben ciddi almam. Ya derim ki hata varsa bunu senden önce Tevrat'ın ilk yazan adamları fark eder. İlk dönemki İbraniler fark eder. Senin sonradan öğrendiğin İbranice'ye ben nasıl güveneyim? Hmm. Bu kadar adam affedersin salak mıydı da fark etmedi de bugün sen fark ediyorsun derim. Bak hiç bilmiyorum rağmen böyle bir mantık yürütebiliyorum. Evet. Evet. Tamam. Aynısı Kur'an için yürütebilir. Yani böyle gramer bilmenize evet. gerek yok aslında.